Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ملعون şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu. Salatü selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine, âl ve ashabına, ehli beytine, ezvacı tahirat validelerimize, aşere-i mübeşşere hulefai raşidin hazratına, cümle peygamberlerimize, evlat, ezvaç ve etbalarının üzerine olsun. Amin. Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice cumalara sıhhat, afiyet içerisinde hepimizi yetiştirsin inşallah. Kıymetli cemaatim, bugün önemine binaen namazın farzlarını bir daha gözden geçirmek istiyorum. Namazın 12 tane farzı var. 6'sı dışından, 6'sı içinden, 6'sı namaza durmadan, 6 da namaza durduktan sonra farz. Bu farzlardan birisi olmasa namaz olmaz. Onlar nedir? Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kaide-i ahirede, yani son oturuşta teşehhüd miktarı, tahiyyat okuyacak kadar oturmak. İşte 12 tane farzı bunlar. Şimdi bu farzları teker teker nasıl tamam olur bu farzlar, onu görelim. Dolayısıyla kıldığımız namazın hayrını görmüş oluruz. Birincisi hadesten taharet. Abdestli yok ise abdest alacak. Cünüp ise gusledecek. Abdest ve gusül icap etti ama su yok. O zaman ne yapacak? Teyemmüm yapacak. Demek ki bu üçüne hadesten taharet diyoruz. Bir diğer ifadeyle görünmeyen temizliktir bu. Yani vücudunuz tertemiz olsa bile, herhangi bir kir, pas, necaset olmasa bile bu abdesti alacaksınız icap ediyorsa. Namaz abdesti alacaksınız. Su yoksa mecburen, su olmadığı zaman o zaman teyemmüm abdesti alacağız. Şu İslam'ın güzelliğine bakın ki su olmadığı zaman veya su var da hasta, kullanma imkanı yok. Niyet ediyorsunuz sadece. Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya. Kollarınız sıvalı, abdest alır gibi. Elleriniz bir defa toprak veya toprak cinsinden bir şeye şöyle dokunuyorsunuz, vuruyorsunuz. Önce yüzünüzü meshediyorsunuz. Sonra tekrar bir daha vuruyorsunuz elinizi. Toprak veya toprak cinsi. Bu sefer de kollarınızı meshediyorsunuz. Sol elin içiyle sağ kolu, sağ elin içiyle de sol kolu meshediyorsunuz. Kollar sıvalı söyledim.
Bu da teyemmüm. Ne kadar kolay bakın. Bu teyemmüm abdesti, toprakla abdest alma hususunu Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Aleyhisselam'a has olarak ümmetine ikram etmiştir. Böyle özel ikramları var Cenab-ı Hakk'ın. Bir tanesi de budur. Şimdi hadesten taharet nasıl tamam olur bu farz? Birinci farz bu. Bir, istincasına dikkat edecek. Yani taharet diyoruz ya, bu tuvalete girip efendim temizlenmiyor. Tuvaletteki temizlik, ona taharet de diyoruz. Taharet de Arapça ama Türkçeleşmiş artık. Ona çok dikkat edeceğiz. Güzelce yıkayacağız, kurulanacağız. Bilhassa erkekler için küçük abdest bozduktan sonra, akıntının arkası kesildikten sonra abdest alacağız. Ya bir müddet bekleyeceğiz veyahut da pamuk kullanmak suretiyle, kabasını alarak pamuk kullanmak suretiyle istincamızı yapacağız. Kısa geçiyorum, bunları daha önce işledim. İkincisi, istibrasına dikkat edecek. Yani biraz önce söylediğim o bekleme, sonunun gelmesi, bilhassa küçük idrar. Kadınlarda böyle bir telaşı yok ama erkekler bunu mutlaka yapmaları gerekir. Tuvalette güzel bir kaba temizlik, ondan sonra da istibra dediğimiz o bekleme veya pamuk kullanma durumu, bunu mutlaka yapacağız. Üç, abdest azalarını yıkamada ve başına mesh etmede ve de farz olan yerlerde boş bir yer, yani kuru yer kalmayacak. Başımıza mesh vermek kolay. O bir sefer mesh verdik mi dörtte birine, tamam. Ama diğer azaları kuru yer kalmayacak şekilde yıkayacağız ki bu farz yerine gelmiş olsun. Birinci yıkama farz, ikinci ve üçüncü yıkamalar sünnettir. Hadesten taharet bu şekilde tamam olur. Bir. İkincisi, necasetten taharet. Bu necasetten taharet de namazın farzlarından ikincisi olan üç şey ile tamam olur. Bir, namaz kılarken giydiği elbisesini necasetten temiz edecek. İki, namaz kılarken bedeni temiz olacak. Üç, namaz kıldığı mekan temiz olacak. Demek ki bedenimiz temiz olacak. Herhangi bir necaset olmayacak. Yani açıkça söyleyelim, genç var, ihtiyar var, efendim normal yaş var, hepsi var camide. Sidik, efendim buna idrar da diyoruz. Açıkça söyleyelim, herkes anlasın. Sarı su, kan, bunun gibi yaradan çıkan şeyler necasettir. Ağız dolusu kusmuk da necasettir. İşte bunlardan birisi bedenimizde olmayacak. Gövdemizde, bedenimize giydiğimiz elbisede olmayacak, bir de namaz kılacağımız seccadede olmayacak. Ne kadar? El ayası kadar olursa namaz olmuyor bakın. Dikkat edeceğiz. Bu kadar temizlik işte. En nezafetü minel iman. Ya. Temizlik imandandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın huzuruna çıkarken de bu kadar tertemiz olacağız. Bu iş çok ciddi bir iş. İşte böylece necasetten taharet de bu şekilde tamam olur. Üç, setri avret. Setri avret de, avret yerinin örtülmesi de üç şeyle tamam olur. Erkeklerin göbeği altından dizi altına varıncaya kadar azalarını örtmek. Kadınların da yüz, el ve ayaktan başka bütün yerleri kapalı olacak. Evet. Demek ki üçüncüsü de azat edilmemiş cariyedi. Bugün cariye olmadığı için o konuyu geçiyoruz. Demek ki erkekler namaz kılarken mutlaka göbek ve diz kapağı arasını kapatacaklar. Yazın mesela secdeye varınca ekseri görüyoruz, ikaz ettiğimiz oluyor. Arkadan açılıyor, beli açılıyor. Hadi bel neyse, yani belden aşağısı da açılıyor.
O namaz olmaz yani. Secde ettiğin müddetçe açık kalıyor. Affedesin, abes yeri gözüküyor bazısının. Dikkat edecek. Haberi yok. Birkaçı ikaz ettiğimiz oldu yazın. Erkekler buna dikkat edecek. Kadınlarda eller bilekten aşağı, yüz ve ayaklar topuktan aşağı açık olabilir. Ayaklar kapalı olursa daha güzel olur. Kitabın ifadesi. Ama bu üç azanın haricindeki bütün beden kapalı olacak. Hatta içini göstermeyen bir şekilde olacak. Başına başörtü almış ama tildirdi. İçini gösteriyor. Olmaz öyle. Eşarp almış ama bağrı boğarsı, boynu efendim açık. Olmaz böyle. Kadın namaz kılamaz bu şekilde. Kolları açık. Kılamaz kadın. Bu söylediklerimi eve taşıyın tabii. Sizin göreviniz. Evet. Setri avrette böyle tamam olur bakın. Bunlar farz. İstikbali kıble, bu da üç şeyle tamam olur bakın. Kıbleye durmakla, yani kıbleye karşı, iki namazın bitimine kadar göğsünü kıbleden ayırmamak ile, üç, Allahu Azimuşşan'ın divan-ı manevisinde, yani manevi huzurunda aciz, zavallı, biçare bir kimse olduğunu bilerek tevazu ve edeb ile durmak ile olur. Evet. İstikbal-i kıble de öyle. Namaza dururken kıbleye karşı duracağız. Niye bu tarafa duruyoruz? Bu tarafta Kabe-i Muazzama var. Niye böyle durmuyoruz? O yanda Kabe-i Muazzama yok ki. Beytullah bu tarafta. Beytullah hangi tarafımızdaysa o tarafa duracağız namaz kılarken. Namaz bitinceye kadar da göğsümüz Beytullah'tan çevrilmeyecek. Bir de manevi bir huzurda olduğumuzu, yani Allah'ın huzurunda, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu düşünerek Kabe istikametinde duracağız. İşte istikbali kıble, kıbleye dönmekte bu üç şeyle tamam olur. Vakit, bu da üç şeyle tamam olur bakın. Her namazın evvel vaktini bilmek, bir. Her namazın bitiş vaktini bilmek, iki. Bir de namazı mekruh vakte bırakmamak olur. Namazın vaktini bilmiyorsa adam nasıl namaz kılacak? Vakit olmadan namaz kılar, vakit çıkınca namaz kılar. Vakitlerin evvelini ve sonrasını bilmek. Şimdi cuma namazı kılabilir miyiz? Kılamayız, daha vakit var. 7 dakika var bak. Öğlen vaktinde kılıyoruz çünkü cumayı. Onun için şu anda kılınmaz. Vakit girecek. İkindiden sonra kılabilir miyiz cumayı? Kılamayız. Vakit çıktı. Diğer namazlarda böyle. Namazların hem ilk vaktini hem de son vaktini bileceğiz. Bir de mekruh vakte bırakmamaya dikkat edeceğiz. Mekruh vakitte de akşam ikindi namazı kılarken akşam girse namaz bozulmaz. Ama sabah namazı kılarken güneş doğsa namaz bozulur. Bunu da bu arada söyleyelim. Bir diğer faz niyet. Niyet de üç şeyle tamam olur. Kıldığı namaz farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstahap mıdır, bunu bilecek. Efendim, dünya umuru, yani dünya işlerini kalbinden çıkarmak, Allahu Azimuşşan'ı görüyormuş gibi ibadet ve taatte bulunacak. Niyet de bu şekilde tamam olur. Hangi namazı kıldığını bilecek, farz mı, vacip mi, sünnet mi, müstehap mı? İki, dünya işlerini mümkün mertebe geride bırakacak. Niye bu şekilde tekbir alıyoruz? Elimizin sırtı arkaya, önü Kabe'ye. Dünya et ne varsa arkama attım ya Rabbi demiş oluyoruz fiili olarak, şekli olarak. Bir de Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi. Efendimiz ne diyor? Siz ne kadar Allah'ı göremeseniz de Allah sizi görüyor. Buna ihsan derecesi deniyor. Efendim, bu şekilde namaz kılmaya, niyet etmeye çalışacağız. Niyet de bu üç şeyle tamam olur inşallah. Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz namazlarımızı eksikleriyle tamam eylesin inşallah. İçinden olan farzlarda bir başka derste
yaparız. Şimdi birkaç duyurum var.